Açı ortay konusunun ikinci testinin ilk bölümüyle birlikteyiz. Birinci testi birlikte yaptık, ikinci testi de birlikte yapalım. İyice pekiştirelim, bu konuyu kavrayalım. Birinci sorumuz. AB 6, BC 10, BD açı ortay ise ABD üçgeninin alanının BCD üçgeninin alanına oranı nedir? Hocam, alanlarının oranını bulabilmek için tabanlarını ve yüksekliklerini bilmem lazım. Evet, anahtar cümle bu. Bunu söyledikten sonra olay bitmiştir. Bakın şimdi şu açı ortaydan kenarları çekeceğiniz dikmelerin uzunlukları, hop, bunu da buradan alalım. Yükseklik x olmak zorunda. Neden? Hatırlayın ne demiştik? Açıortaydan kenara çekeceğiniz dikle açıortaydan bu kenara çekeceğiniz diklerin uzunlukları aynıdır. Öyleyse şuraya t diyelim. Buraya h diyelim. Alan ABD'yi yazalım. Alan ABD. Tabanınız 6 ve bu tabana ait yüksekliğiniz dışarıdan çizilmiş x. 6 çarpı x bölü 2. Yani 3x. Peki alan BCD'yi yazalım. BCD. Tabanımız 10 ve bu tabana ait yükseklik dışarıdan çizilmiş x. 5x geldi. Öyleyse ikisini oranladığınız zaman alan ABD bölü alan BCD 3x bölü 5x. X'leri götürdüğünüz zaman 3 bölü 5 gelir. İlk sorumuzun doğru cevabı B. İkinci sorumuz. ABC bir üçgen. AB 6, BC 8, AC 7. Verilenlere göre x kaç santimetredir? Dikkat edin, açı ortayımız var, açı ortayımız var ve bütün kenar uzunlukları da verildi üçgenin. Bu bizim için güzel bir şey. Şuna dikkat edelim. BC'nin tamamı 8. Pekala. AC'nin tamamı 7. Bunu da gördük. Bakın arkadaşlar, isterseniz önce bu üçgende, isterseniz bu üçgende açı ortay özelliklerini kullanarak bir sonuca varabilirim. Şöyle ki, mesela büyük üçgen için konuşalım. Bu açı ortaya bakalım. Bu açı ortayda 6'nın AE'ye oranı, 8'in EC'ye oranına eşittir. Bunu artık hatırlıyoruz. Bunun buna oranı, bunun buna oranı değil mi? Çünkü burası açı ortay. Pekala, 6'ya karşılık 2'ye böldüğünüzde 3K derseniz, 8'e karşılık 2'ye böldüğünüzde 4K ya da ne diyeceksiniz? 6'ya 6K, 8'e 8K, ikisi de olur. Pekala. 6 bölü 3K, 8 bölü 4K, ikisi de 2 bölü K'ya eşit olduğu için bu oranı tamamladık. Tamamı 7 olduğundan dolayı 3K artı 4K 7, K 1 geldi. K'yı 1 bulmanız, bu kenarı 3, bu kenarı 4 bulmanız anlamına geliyor. Pekala, gelelim ikinci kısmımıza. Kıymetli arkadaşlar, eğer şuna dikkat ederseniz, 6 ve 3. Bir açıortayımız var mı? Var. 6'ya 2y dersem 3'e y demem lazım. Neden? Açıortayda 6'nın 2y'ye oranı, 3'ün y'ye oranı değil mi? Şu üçgene bakmanız gerekiyor. Bunun buna oranı, bunun buna oranına eşit. 6 bölü 2'ye 3 bölü y oldu. Burası da tamam. Şimdi biz y uzunluklarını bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Nasıl buluruz hocam? Burası açıortay değil mi? Evet. Açıortayın karesi 3y'nin karesi eşittir. 6 çarpı 8 eksi 3 çarpı 4 değil miydi? Bunun karesi bu çarpı bu eksi bu çarpı bu. 6 çarpı 8 eksi 3 çarpı 4. 6 kere 8 48. 12 çıkardınız 36. Hangi sayının karesi 36'dır? 6'nın. 3y 6 ise y 2 geldi. Y yerine 2 yazdığınız zaman burası 4, burası 2 oldu. Pekala, son adım. Açıortay değil mi x? Evet. Öyleyse açıortayın karesi
eşittir. Bu çarpı bu eksi bu çarpı bu yapılabilir mi? Yapılabilir. ACE üçgeni, ABE üçgeni için konuşuyorum. 6 çarpı 3 eksi 4 çarpı 2. 18'den 8 çıktı 10. X kare 10 ise X kök 10 santimdir. Yani cevabım C. Birlikte yapalım. ABC bir üçgen, BD DC'nin yarısı. Yani DC BD'nin iki katı. Öyleyse alfa kaç derecedir? Şurası açı ortay olmak kaydıyla. Baktığınız zaman zor bir soru gibi görünse de öyle değil. BD'ye x dersem burası 2x olacak, soru da öyle diyor çünkü. Peki açıortaydan kenara çektiğiniz dikmenin uzunluğuyla açıortaydan bu kenara çekeceğiniz dikmenin uzunluğu aynı olmalı. Evet. Şu üçgene dikkat edin. Alfanın gördüğü x, 90'ın gördüğü 2x. Bu hangi üçgende sağlanır arkadaşlar? 30-60-90 üçgeninde sağlanır. 90'ın gördüğü, 30'un gördüğü kenarın 2 katı olmak zorundadır. Öyleyse 90'ın gördüğü 2x ise 30'un gördüğü x olmak zorunda. Yani alfa 30 derece. Gördüğünüz gibi kolay bir soru. Dördüncü sorumuz. ABC bir üçgen. O iç teğet çemberin merkezi. EF ile BC birbirine paralel. 2, 3. Öyleyse EF uzunluğu nedir? Kıymetli arkadaşlar, daha önce de söyledim. Eğer o iç teğet çemberin merkezi ise aynı zamanda iç açı ortayların da kesim noktasıdır. Yani eğer iç teğet çemberin merkezi O ise O'ya çektiğiniz şu doğru parçası açı ortay olmak zorundadır. Aynı şekilde O'ya buradan alacağınız doğru parçası da yine açı ortay olmak zorundadır. Bir defa bunu hatırlayacaksınız. 2. Bize diyor ki EF ile BC paralel. Eğer paralelse Z vardır. Şu açı ile bu açı aynı olmak zorunda. Bir baktınız ikiz kenarlık var. 2 ise burası 2. Paralel olduğu için Z var mı? Var. Bu açıyla tersten bu açı aynı olacak mı? Evet. İkiz kenarlık geldi. 3 ise burası da 3. Bize EF'yi soruyordu. Gördüğünüz gibi EF 2, 3 daha 5 santim geldi. Cevap B. Beşinci sorumuza bakalım. ABC bir dik üçgen. 5AE 3EC'ye eşit. Öyleyse alan EDC'nin alan EDB'ye oranı nedir? 5AE 3EC. Yani AE'ye 3K dersem EC 5K olur. Ya da AE'ye 6K dersem EC 10K olur. AE'ye 3K diyelim. 6 da diyebilirdim. 3 diyeceğim. O zaman EC 5K olur. Bakın dikkat edin. 3EC demek 3 kere 5 15K, 5 kere 3 15K. Bir defa bu eşitliği sağladınız. Burada bir açıortay var mı? Var. Açıortayda bunun buna oranı, bunun buna oranına eşittir. Evet. Öyleyse ben buraya 3x dersem, 3K'ya karşılık 3x dersem burası da ne olmuş olacak? Tamamen 5x olmuş olacak. Bakın dikkat edin. Dik üçgende 3, 4, 5 kuralı var mı? Var. Burası 3x, bura 5x ise aslında burası nedir? 4x'tir. İşte bundan sonra olayımız kolaylaşıyor. Onun sebebi şu. Bakın şimdi. Şimdi siz buraya 4x dedikten sonra 4x 8k'ya eşit ya. Evet. O zaman x yerine 2k ya da k yerine x bölü 2 yazabilirsiniz. Her tarafı 2'ye böldüğünüz zaman. Pekala. Ben k yerine x bölü 2 yazarsam burası 3x bölü 2 oldu. Burası da 5x bölü 2 oldu. Bu adım tamamlandı. Şimdi bundan sonra neye dikkat edeceğiz? Bize şu iki üçgenin alanları oranını soruyor. Öyleyse biz de buna göre işlem yapalım. Bakın kıymetli arkadaşlar. Tabanları bilirsek alanlarla alakalı yorum yapabiliriz. Şimdi 3x, 3x bölü 2. Şurada bir Pisagor uygulasam. Hatırlayın daha önce ne demiştim? Bir kenar 1, bir kenar 2 ise burası kök 5 olacak. Yani burası buranın 2 katıysa bu kısım küçük kenarın kök 5 katıdır. Dikkat edin 3x bölü 2'ye 3x. Bura, buranın 2 katı. O zaman burası kısa kenarın yani 3x bölü 2'nin
kök 5 katı olmak zorunda. Şimdi artık alanları rahatlıkla oranlayabilirim. Şu üçgende alanları oranı tabanları oranına eşittir. Pekala. Alan. Bizden sonra da istenene dikkat edin. EDC'nin EDB'ye oranı isteniyor. Alan EDC bölü alan EDB. Nedir arkadaşlar? Yükseklikleri aynı olduğu için tabanları oranına eşittir. Yani DC bölü DB'dir. Peki şimdi size bir şey söyleyeceğim. Burası açıortay olduğundan dolayı bunun buna oranı, iki tabanın birbirine oranı değil midir? Evet. Öyleyse bunun buna oranı, yani 5x bölü 2'nin 3x bölü 2 çarpı kök 5'e oranı bizim için soruyu bitiriyor. Öyleyse şu x bölü 2'ler gitsin. 5 bölü 3 kök 5. Yukarıyı kök 5 çarpı kök 5 diye yazın. Bir tanesini götürün. Kök 5 bölü 3 kaldı. Cevabım E şıkkı. Bu sorunun bir başka çözüm yolu da akademinin sitesindeki PDF'lerde mevcut. Soru 6. ABC bir dik üçgen. AB AC'ye dik. EC 2 tane AE. EC kenarı AE kenarının 2 katı. Pekala. BF FC'ye eşit. Öyleyse alfa kaç derecedir? Hocam verilenler bize yetecek mi? Elbette yetecek. Yetecek kadar veriliyor zaten. Şimdi verilenleri yerine yazalım. EC AE'nin 2 katıysa buraya x dediğimde burası 2x olacak. Bu 1. İkinci fasıl, burası açıortay mı? Evet. Açıortayda bunun buna oranı, bunun buna oranı değil miydi? Doğru. Öyleyse x'e karşılık t dersem, t'nin x'e oranı, 2x'e karşılık ne olmamız lazım? 2t olmamız lazım. Sebebi ne? Açıortay. Açıortayda buranın buraya oranı, buranın buraya oranına eşittir. Tamam, bunu gördüm. 2'ye böldüğü için t'ye t dedim mi? Evet. Bakın dikkat edin, açıortaydan kenara çektiğiniz x burayı t kadar bölmüş. Açıortaydan kenara çektiğiniz doğru parçası burayı t'ye kadar bölmüş. Ne demiştim? Açıortaydan kenarlara çekilen dikler eşit miktarda bölerler. Öyleyse burası dik olmak zorunda çünkü eşit bölünmüş. Ve burası x ise burası da x olmak zorunda. Bundan sonra soru bitti. Neden? 92x'i görüyor. Ne x'i görür? 30. Madem burası 30'sa 30'un gördüğü x iken 90'ın gördüğü 2x'tir. Bunu gördükten sonra alfanın da 60 derece olduğunu görmemek sanırım biraz uygunsuz olur. Birlikte yapalım. ABC bir üçgen. AK ve CK açıortay. HK 4 ve alan ABC 36 santimetre kare. Üçgenin çevresi kaç santimdir? Dikkat edin, daha önce de size söylemiştim. Eğer burası açıortay, burası da açıortaysa K neydi? İç teğet, çemberin merkezi. Hop, bu aklımızda bulunsun. Ayrıca ne anlama geliyor başka? Eğer bu kısım açıortay, bu kısım açıortaysa şu noktaya çekeceğiniz üçüncü doğru parçası da açıortay olur hocam. Aferin be. Aynen öyle olur. Açıortay oldu. Şimdi bundan sonra şu üçgene dikkat edin. Burada kenara çektiğin dik 4 ise hop, aynı üçgende buraya çekeceğin dik de ne olmak zorunda? 4 olmak zorunda. Pekala. Şimdi bu üçgene bakalım. Açıortaydan kenara çektiğin dik 4. Açıortaydan kenara çekeceğimiz dik ne 4 olmak zorunda. Peki bu kenara C dedim. Bu kenara A dedim. Bu kenara da B dedim. Şimdi üçgenin alanını nasıl hesaplayacağım? Üçgenin alanı buranın, buranın ve buranın alanları toplamına eşit. Yani alan ABC. Bunu birlikte görelim isterseniz. Alan ABC. ABK, KBC ve KCA'nın alanları toplamına eşit. Doğru mu? Evet. Alan ABK artı alan KBC artı alan KCA. Peki,
Alan ABC soruda 36 santimetre kare olarak verildi. Şimdi alan ABK'yı nasıl hesaplayacağım? Yüksekliğim 4, tabanım C. Yükseklik çarpı taban bölü 2. Burayı nasıl hesaplayacağım? Yükseklik çarpı taban bölü 2. 4 çarpı A bölü 2. Peki şuranın alanı nasıl hesaplayacağım? Yükseklik çarpı taban bölü 2. 4 çarpı B bölü 2. Neye döndünüz? 36 eşittir. Gitti 2. 2, 2 mi kaldı? Yani 2 parantezinde A artı B artı C. Sadeleştirelim. 18 eşittir A artı B artı C. Bize diyor ki ABC üçgeninin çevresi nedir? Peki üçgenin çevresi neye eşit? A artı B artı C değil mi? Tamam, işte biz çevreyi bulmuş olduk. Cevabımız 18. A şıkkı. 8. sorumuz. Şimdi dikkat edelim. ABCD bir dikdörtgen. 8, 12. X, 15. Aynı zamanda şu BD açı ortay. Her ikisi içinde. Öyleyse X nedir? Hocam açı ortay özelliklerini kullanacak mıyız? Elbette kullanacağız. Hemen aklımıza ilk gelen şey şu. Bakın dikkat edin. Şu üçgende açı ortay 12'nin buraya oranı, 15'in buraya oranına eşit midir? Evet. Yani ben buraya 12K dersem burası 15K olur. Başka bir şey de söyleyebilirdim. Ne? 3'e bölerseniz 4K, 3'e bölerseniz 5K. Ama bu sefer 12'ye 15 diyelim. Bunun buna oranı, bunun buna oranı eşittir. Neden hocam? Burası açıortay ya. Açıortayın kenarlarındakilerin oranı birbirine eşit olmalı. Peki bu bir. Gelelim ikinciye. Hocam burada da aynı olay var. Evet. Bunun buna oranı, bunun buna oranına eşittir. Yani 8 bölü 12K eşittir X bölü 15K. Şimdi şu K'lar gitti. 3'e böldünüz 5, 3'e böldünüz 4. 4x 40'a eşitse x 10'a eşittir. Cevabımız D şıkkıdır. İkinci testimizin birinci bölümünün son sorusuyla birlikteyiz. Yine güzel bir soru. AE, ABD üçgeni için açıortay. Dikkat edin. Bakın şimdi şuna da dikkat edin. AD de ABC üçgeni için açıortay. 2 alfaya 2 alfa olarak bölmüş oldu. Bunu gördükten sonra bu soruyu yaparız. BC 7'ye eşitmiş. Öyleyse BE'nin ED'ye oranı nedir? Kıymetli arkadaşlar, BC'nin 7 olduğu bize söylendi. Tamam. Şimdi AD için dikkat edin. Ben onu yapayım. Görüyor musunuz? 2 alfaya 2 alfasınız. Yani burası açıortay. Burası açıortaysa 6'nın buraya oranı 8'in buraya oranı değil midir? Evet. Yani biz buraya 6'ya 6K dersek 8'e ne dememiz lazım? 8K dememiz lazım. Peki toplam 14K mı? Evet, 14K. 14K neye eşit? 7'ye. Her iki tarafı 14'e bölerseniz K'yı 1 bölü 2 bulursunuz. K yerine 1 bölü 2 yazın. BD 6 tane K, yani 6 tane 1 bölü 2, bu da 3 demek. Şimdi buranın tamamı 3 gelmiş oldu. Bunu gördük. Pekala. Öyleyse burası da ne olmuş oldu? 4, şöyle eşittir yazalım. Hani tamamı 7 idi ya, 3 ise 4 kaldı buraya. Şimdi arkadaşlar, iç açı ortayın karesi bu çarpı bu, eksi bu çarpı bu değil miydi? Evet, bunu da hatırlayalım. AD'nin karesi, AD iç açıortay ya, iç açıortayın karesi 6 çarpı 8 eksi 3 çarpı 4. 48'den 12 çıkardınız, 36. 36 neyin karesidir? Evet, 6'nın karesidir. Bunu da söylemeniz iyi oldu. Gelelim 3. faslımıza. Bakın, üçgen ikizkenar. Açıortay aynı zamanda yüksekliktir, aynı zamanda kenarortaydır. İşte olay bitmiştir. Gördüğünüz gibi BE ED'ye eşit geldi. Eğer BE ED'ye eşitse ikisinin oranı ne gelir arkadaşlar? İkisi birbirine eşitse oranladığınızda 1 olur. İkinci bölümde görüşmek üzere.